Sevgili takipçilerimiz, babam Cem Çelik tutuklandığından bu yana yaklaşık 8 aydır hakkımızda yapılan paylaşımlara ve geçmişe yönelik asılsız haberleri yeniden yayınlayarak itibarsızlaştırma çabalarına hiçbir şekilde karşılık vermedik. Bir adamın karşısına çıkmaya cesareti olmayan aciz kişilerce, o cezaevindeyken ve hakkında yapılan haberlere erişme imkanı yokken, şahsına, ailesine ve işine yönelik bu denli nefret beslenmesi yalnızca işimizi ne kadar iyi yaptığımızın göstergesidir. Kabul edilmesi gerekir ki, yıllardır verilen mücadele sonucunda, global anlamda alternatifi olmayacak kadar büyük bir çiftliğin inşaatına başlamışken ve bunun duyurusunu yapmışken, tutukluluk süreci bizler için de şaşırtıcı oldu. Annem, ekibimiz ve ben aylardır yaşadığımız zorluklara ve aldığımız tehditlere rağmen birkaç personel değişikliği ile aynı sistemde, aynı yerimizde işimizi yapmaya devam etmekteyiz. Ve övünmek gerekirse bitirilmeye çalışılan bir adamın yalnızca ne kadar güçlü bir marka değil, aynı zamanda ne kadar iyi bir aile kurduğunu da ahlaklı duruşumuzla bilhassa göstermekteyiz. Bu durumun merdiven altı köpek camiasınca hazmedilememesini anlayabiliyorum. Maalesef toplum olarak meyve veren ağacı taşlama eğilimindeyiz. Emin olun, Ocak ayından bu yana yaşadıklarımızı reality show'a döksek milyonlar izlenirdik. Ancak biz sessiz kalıp işimize odaklandıkça bazıları kendilerinde keramet var sandı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyetiyle yaptıkları her paylaşımın gerek hukuki gerek ilahi adalette bir karşılığı olduğunu hatırlatarak ve kendileri adına üzülerek söylüyorum ki Cem Çelik ilelebet tutuklu kalmayacak. Babam Cem Çelik özgürlüğüne kavuşana kadar biz Guardia Türk ailesi olarak siz sevenlerimizin de desteğiyle meydanı asla boş bırakmayacağız. Yıllarca verilen emeğin, üretilen on binlerce yavrunun, gösterdiğimiz sabrın bir karşılığı muhakkak var ki hala buradayız. Biz artık bu işten sıkıldık demedikçe sektörün öncüsü olmaya devam edeceğiz. İki kadınla uğraşmayı, düstur edinmiş onursuzlara köpekçiliği her zamanki gibi fiilen sergileyeceğiz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. 7 aylık bir yavruyu yalnızca Guardia Turca, Cem Çelik videolarını izleyerek hiç tanımadan kendisiyle bağ kurmuş ve köpeğini özenle büyütmüş takipçimizin deneyimlerini kendisinden ve arkadaşından dinleyelim. Hector'un toyluk dönemi böyleyken yetişkinlikte nasıl olacağını sizlerin hayal gücüne bırakıp vakit ayırdıkları için başta Orhan Bey ve Mehmet Bey'e, daha sonra siz değerli takipçilerimize teşekkür ediyorum. Kanalımızda görmek istediğiniz içerikleri bizlere iletmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Umut Çelik.
Radyo Turka'dan herkese tekrar merhaba. Bugün Orhan Bey, Hector ve Mehmet Bey ile birlikteyiz. Beni zaten önceki videolardan biliyorsunuz. Biraz imaj değişikliğine gittim. Belki tanıyamayanlar olabilir. Ben Umut Çelik, Cem Bey'in kızıyım. Bir süredir yoğunluk sebebiyle videolarda yoktum. Mektuplarla devam ediyorduk. Ama sağ olsun Orhan Bey, Bursa'dan misafirimiz geldi. Çiftlikte aslında kısa bir video çekilmişti ama ben videoyu gördükten sonra Orhan Bey'in değindiği konular ilgimi çekti ve tekrar bir video çekmek istedim. Bugün Alsancak'tayız, Kıbrıs şehitlerindeyiz. Misafirlerimizle birlikte Hector'dan bahsedeceğiz. Babam tutuklandıktan sonra bizden yavru sahiplenen bir ailenin sürecini izleyeceğiz. Dinleyeceğiz daha doğrusu, özür dilerim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz sizden bahsedelim. Ben Bursa'da yaşıyorum. Sağlıkçıyım. Yalnız yaşıyorum. Kendime bir can dostu olmak amacıyla bir köpek sahiplenmek istedim. Evet. O ara işte köpek arayışına girdim. İşte YouTube'dan Cem abinin, Guardia Turka'nın videolarına denk geldim. Evet. Prese Kanaryolar hakkında epey bilgi sahibi oldum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bağımlısı oldum diyebilirim. Cem abinin videoları, Guardia Turka'nın. Daha sonra işte bu köpeğin ne kadar doğal seleksiyonlu olduğu, işte havlama huyunun olmadığı, ev yaşantısına uygun olduğunu gördüm. Ve kendim de gelip çiftliğinizden Hector'u sahiplendim Nisan ayında. Yaklaşık 5 aydır benimle birlikte. Evet. Hayatımın bir parçası oldu. Çok güzel bir köpek. Bunları söyleyebilirim. Hector için ben de açıkçası hani ırka hakim olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Hector henüz 7 aylık ve 7 aylık bir yavruya göre vücutsalı oldukça uzun. Erkek bir köpek. İlerleyen zamanlarda kafasının ve göğsünün de patlayacağını göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çok iri bir köpek olacak. Biraz da Mehmet Bey'den bahsedelim. Mehmet Bey de Hector'un yarı sahibi sayılır. Evet, Orhan'la eski arkadaşız. Hani uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Aslında Orhan'ı köpek sahiplenmeye ben teşvik ettim diyebilirim. Çünkü hani ben daha öncesinde uzun zamandır köpek beslemiş bir insan olarak hani Orhan'ın evi müsaitti, tek yaşıyor. Bir köpek sahiplenmesi konusunda telkinde bulundum. Hani bir akşam böyle otururken Orhan dedi ki hani köpek sahipleneceğim, hani hiç beklemiyordum mesela söyledim ama hani ben de Orhan kulağı arkası eder şey yapmaz. Orhan hatta benden, ben uzun zamandır köpek beslediğim için Orhan benden daha beter böyle bir köpekçi biri oldu çıktı. Sürekli böyle bana köpek videosu atıyor. O sırada işte YouTube'dan internet araştırdığı kadarıyla Cem abinin videolarına denk gelmişti. Benim Prese Kanaryolar hakkında daha önce bir bilgim yoktu. Rottweiler veya Dogo Argentin, Pitbull beslemiş bir insan olarak hani Prese Kanaryoların nasıl bir olduğunu, nasıl bir canlı olduğunu hiçbir fikrim yoktu. Orhan'ın sayesinde ve Cem abi sayesinde, Orhan'ın bana attığı Cem abinin videolu sayesinde öğrendim. Hani bu kadar böyle karakterli bir köpeğin, ırkın olduğuna ben de ilk önce şey, köpeği tanımadan önce şey yapamıyordum. Hani diyordum ki hani tamam sonuçta bir canlı şey ama bu kadar karakterli, hisli olabileceğini tahmin etmiyordum. Hissinin yanında çok oyuncu bir köpek nerede ne zaman oyun oynayacağını bilebiliyor. Ona göre davranıyor bir de. Hani his konusunda gerçekten böyle ben buradayım hani belki bir insan gibi hisli değildi ama diğer hayvanlar gibi hissiz de değil. Bayağı böyle hissinin farkında. Hani siz bana güvenin, gerisine karışmayın gibi der gibi hareketleri de var. 7 aylık olmasına rağmen gerçekten hani gezdirdiğimiz zaman sokakta olsun, diğer başka ortamlarda olsun hani kendini belli eden, böyle ortama çeki düzen verebilecek bir şey canlı. O yüzden hani Orhan sayesinde Guardia Turka ve Cem abinin videolarını öğrendiğim için gayet memnunum ve ikinci bir sahibi olarak diyorum. Gerçekten hani sahiplenip ikinci bir sahibi olarak hissediyorum kendimi. Çok memnun oldum. Hani iyi bir köpek. Bence insanlar ev içerisinde, ortamında beslemek istiyorsa hani Prese Kanaryolar ev içinde beslenebilecek en iyi ırklardan bir tanesi diyebilirim. Teşekkür ederiz. Mehmet Bey aslında bahsetti. Biz kamerayı açmadan önce de kendi aramızda bir sohbet etmiştik. Saydığınız ırklar Rottweiler, Dogo Argentin, Pitbull, bir de Doberman vardı sanırım. Doberman, en sonunda Prese Canario. Orhan Bey ise ilk köpeği sanırım. İlk köpeğim sayılır. Daha önce askerden köpek bakmıştım. Hı-hı. O köpeği.
Ama siz az önce bir şeye değindiniz. Hani 7 aylık bir köpeğe göre çok büyük falan demiştiniz ama hani onu sağlayan da aslında Cem abinin videolarından edindiğimiz bilgiler. Çünkü Cem abi hani şeyde bir terim vardır mesleklerde, işte alaylı mektepli derler. Cem abi bu işin alaylısı, yani işin ocağından gelmiş. Kendisi köpekler hakkında deneyimleriyle, tecrübeyle çok ışık tutan bir insan. Ama onun bütün verdiği beslenme öğütleri, köpeğe davranış, sahip olarak işte köpeğe nasıl davranılması gerektiğini takip ederekten aslında Hector'un bu kadar güzel gelişmesini, büyümesini sağladık. Yani verdiği bütün tavsiyelere uyarak. Hani onu da ekleyeyim yani. Evet, babamla Cem Bey'le kesinlikle yüz yüze gelmeden sadece videolarını izleyerek, aynen, videolardaki yönlendirmeleriyle ve aynı zamanda çiftlikte Gözde Hanım annemle birlikte seçilmiş bir yavru. Sonrasında videoları izleyerek bir beslenme süreci, bir eğitim süreci. Aynen. Ve Hector şu an yanımızda. Eğitimde profesyonel bir eğitim değil. Ama ben görüyorum ki dur dediğinizde duruyor. Burada yaklaşık bir saattir birlikte vakit geçiriyoruz. Etraftan insanlar geçiyor, çocuklar geçiyor, ilgi görüyor. Kesinlikle rahatsız edici bir durum olmadığı sürece saldırma durumu söz konusu değil. Onun dışında birkaç anınızı da dinledik. Tenis olayından bahsedelim. Evet. Yani şimdi şöyle ben biraz hayatı boyunca hep hayatımın içerisinde spor olan bir insandım. Yakın zamandan da Nike yolunu yürüdük. Belki izleyicilerden bilenler. Antalya'da. Antalya'dan Fethiye'ye çok zorlu bir yürüyüştür. O dönemde 5 aylıktı henüz Hector. Bizimle birlikte yürüdü. Gayet de uyumluydu, tasmasız bir şekilde. Ve aynı zamanda tenise gidiyorum. Ben tenis oynuyorum. Ben tenis oynarken orada bağlıyorum ben. Hector da bizi izliyor. Tabii beni niye oynatmıyorsun diye birazcık şey yapıyor. Yani ağlıyor filan, işte beni de çözün ben de oynayayım. Topları, yanına giden topları almaya çalışıyor filan. Ama yani hayatımın her alanda Hector benimle birlikte. Memlekete de giderken götürüyorum. Tatile de giderken götürüyorum. Bir yere spor yaparken de Hector'u götürüyorum. Hector gayet uyumlu. Bir de burada önemli nokta şu. Cem abi hep videolarında Prese Kanaryolar için şunu söylüyordu. Yani köpeğinizi mümkün mertebe sosyal yetiştirin. Yani ben de öyle yapmaya çalıştım hep. Yani hem gezdirirken hem oturduğum site yaklaşık 36 daire, 100 kişinin ortalama yaşadığı bir yer. Yani oranın maskotu oldu diyebilirim. Çoluk, çocuk, tombalak, herkes Hector'u tanıyor. Yani çocukları gibi oldu. Herkes seviyor. Dışarıda gezdirirken de öyle. Yani hiçbir sosyalliğinden kaçmamaya çalışıyorum. Sadece hani boyutuna bakmayın. Hani boyut olarak büyük gözüküp hani böyle bir ağırbaşlık olabilir ama değil yani. Hector yine bir köpek gördüğü zaman hemen heyecanlanıyor. Hemen oynamak istiyor. Yani çok oyuncu bir köpek. Öyle söyleyeyim. İyi ki var. Buyurun. Ben de şeyi söylemek istiyorum. Hani bilirsiniz Kıbrıs Şehitleri sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir yer. Şu an oturduğumuz kafenin arkasında pazar yeri var. İnsanlar ellerinde torbayla buradan geçiyorlar. Yani saniyede 2 ila 3 kişi geçiyor önümüzden ve Hector gayet rahat bir şekilde yerde yatıyor yani. Çünkü herhangi bir tehlike durumu söz konusu değil ama tehlike durumu olduğunda da ki Likya yolunda bununla karşılaşmışsınız, evet. Ya da siz bahsetmiştiniz hemen sokak köpekleriyle. Ben Orhan tatile gitmiştim. Bundan 2 hafta önceydi. Sabah ve akşam olmak şartıyla sabah mamasını verip işte yürüyüşe çıkartıyorum. Bir 45 dakika falan. Bir gün erkenden gittim. Hani dedim ki hani akşam da vaktim olmuyor. Hayvan evde tek kalmasın. Biraz daha böyle vakit geçireyim. Sabah erkenden kalktım, mamasını yedirdim. Evin önüne çıktık. Böyle üst taraftan, sokağın üstünden 10 tane kadar sivri köpeği gelmeye geliyordu. Hector o anda böyle hani ben daha önce de köpek beslediğim için koruma içgüdüsünü bu kadar içgüdüsü olarak pazarlayan veya kendini gösteren bir köpeği Dova Argentier bir tarafa, Prese Kanaryolar bir tarafa, hani Prese Kanaryo'dan böyle bir hiç etkiyi beklemiyorum. Direkt böyle iki bacağım arasına geçip karşıdan gelen köpeklere aport pozisyonuna geçti. Ben buradayım, hani yaklaşmayın. O köpekler sokağın bir başından diğer başına gelene kadar Hector kesinlikle böyle ne gözünü ayırdı ne de kuyruğunu indirdi. Baktı o köpekler yürüdü, yolunu aldı. Hector da ondan sonra kendi şeyine işte tuvaletine devam etti. Tuvalet saati ve şeyin tam anlamıyla devam etti. Ben de o süreçten sonra eve alıp gittim, bıraktım. Hani içgüdüsü olarak gerçekten koruma içgüdüsü çok. Onun haricinde sokakta bazen
Ben Tasmasız'ı geziyorum. Orhan Tasmay'la gezdirmeyi şey yapıyor. Ben Tasmasız gezdim mesela. Hani insanlar olduğu veya olmadığı yerde de Hector kendini biliyor hani. Bu ırkın şeylerinden kaynaklı. Ben daha önce köpek beslediğim için hani az çok köpeğin hareketlerini ve sezgilerini anlayabiliyor insan. Hayli bir zaman geçirince bu canlılarla. Tasmasız gezdiğinde mesela hani şey yapmıyor hani başka bir köpeğe gidecek veya başka bir insana gidecek diye içinde bir korku yok. Rahatlıkla Hector'ı salıp bir daha geri çağırdığım anda geri gelme ihtimali olduğunu biliyorum. Soruyorum zaten geri geliyor zaten. Bu konuda hiçbir sıkıntıya düşmedim. Hani 5 aydır hemen ama Hector'la beraberiz. Şu ana kadar bizi mahcup etmedi. Biz de ona elimizden geldiği kadar kendimize nasıl bakıyorsak ona da aynı şekilde iyi bakmaya çalışıyoruz. Yani ben ek olarak şunu söyleyeyim. Yani şimdi biz Hector'un koruma içgüdüsünden, şundan bundan bahsederken hani zaten Cem abi videolarda işte bu ırkın çok zeki olduğunu, çok hissi olduğunu söylüyordu. Şimdi ben bunu birebir yaşadım. Yani şimdi tam izliyorduk videolarda falan filan ve Cem abiye de güveniyorduk. Gittik aldık, sevdi kendisini. Köpeğimizi aldık geldik ve bunu yaşayarak öğrendik. Yani gelir gelmez oturu kendiliğinden dedim ki otur, eve ilk getirdiğim anda. Girdik mutfağa, otur dedim, oturdu. Çok ilginç, hiç eğitim vermemişim, hiç beni tanımıyor. İlk defa eve getirmişim, getirdiğim gibi oturdu. Şimdi oturundan, yatından, patisini ver, hayır, gel, ondan sonra topu getir. Hepsini kendiliğinden yapıyor. Yani o kadar zeki bir hayvan. Hatta şöyle bir şey, bir anımı anlatmak istiyorum. Tabii. Şimdi ben Hector'a işte takviye gıdalar da Cem abini söyledik. Onları da vermeye çalıştım. Doğal takviyeler, lor peyniri, yoğurt. Lor peyniri, yoğurt. Ondan kemik suyu. Kemik suyu, paça çorbası sakatatçıdan alıp haftada bir kaynatıyorum. Ondan sonra kuzu ince, kuzu gerdan kendime de yapıyorum. Yarısını ona, yarısını bana. İşte ama hani bunu kuru mamasına katıyorum. Bir süre sonra hani mamasından tiksinir mi acaba diye birkaç gün önce öyle bir evham yapmaya başladım. Dedim ki sadece kuru mama vereyim. Bir gün sabah kalktım, kuru mamayı koydum önüne. Gitti birazcık yedi, gezdi. Şimdi ben de sabah işe gideceğim. Gittim dişimi fırçaladım, üstümü giydim falan filan, işte hazırlanıyorum. Onu aşağı indirip sonra da işe gideceğim. Ondan sonra yemiyor. Ondan sonra geçtim karşısına. Dedim ki bak Hector, oğlum oturdu. Bak Hector dedim. Ben dedim birazdan işe gideceğim. Eğer dedim bu mamayı yemezse ne dışarısı var, ne tuvalet var, ne oyun var dedim. Tamam, sanki beni anladı. Tık 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 gitti. Mamasını yedi, hepsini süpürdü. Geri geldi, tekrar karşıma oturdu. Yani bu kadar zeka ben beklemiyordum. Yani bir hayvandan, insan dışındaki bir canlıdan ben bu kadar zeka beklemiyordum. Ve gerçekten çok zekiydi. Yani onu anladım. Orada onu anladı. Dediğim. Bu çok sizin... tabii ki hayvanın hani genetik özelliğinden de kaynaklanıyor. Bunun yanında sizin aranızdaki uyum da ben görüyorum çok yüksek. Geçenlerde bir arkadaşla daha konuştuk, MMA'ci mesela. O da bir yavru istiyordu. Fransız Mastiff düşünüyor. Dedim ki yapamaz yani hayvan. Burun yapısı gereği senin antrenmanına eşlik edemez yani o hayvan. Ona da mesela bir iş köpeği tavsiye etmiştim. Aynı şekilde burada doğru match çok önemli. Ben sizde bunu görüyorum. Bunun haricinde de hayvanın bu kadar gelişmesinin sebebi tabii ki antrenman var. Ama antrenmanda hani ben de sporcuyum. Sporcular bile bir kalori açığı oluşuyor. Ama siz bu kalori açığını aynı zamanda proteinle destekliyorsunuz. Proteini kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Aynen. Bunların hepsi de size... yani bu şekilde dönüş sağlıyor. Çok mutluyuz. Canlısı olarak geri dön. Aynen öyle. Ne kadar ilgi gösteriyorsanız karşılığını bir o kadar alıyorsunuz. Hani ben sabahları bazen erken uyanıp koşuya da gidiyorum. Bizim oraya çok yakın stadyum var. Koşu stadyumu. Oraya gidiyorum. Hector benimle birlikte koşuyor. Yani 5 tur 10 tur atıyoruz. Sonra eve geliyoruz. Hemen mamasını falan yiyor. Ben üstümde işte işime gidiyorum yani Hector. Herhangi bir tıkanma vesaire olmuyor. Kesinlikle. Sadece başka köpek gördüğü zaman ha orada ne varmış arkasına dönüp bakıyor. Bir yandan koşuyor bir yandan arkasına bakıyor. Böyle yani. Şeyi tenis olayında bir tasma parçalamadan bahsettiniz. Öyle. Kendinize özel bir tasma yapmışsınız. Evet. Ya şöyle Hector şey hani nereye bir yere bağladığım zaman ben bir iş yaparken yani ben tenis oynarken bağladım. Çok bağlamıyorum. Hector hani beni de oynar. Hani ağlama şeklinde geleyim ben de geleyim oraya. Açtığım anda hani onu kesiyor. Ama ben bağlarken tenis oynarken ben onu getiremem yanıma. Şimdi maç yapıyoruz arkadaşlar. O orada duruyor. Ne yapıyor? Tasmasını parçalıyor. Ben 5 tane tasma eskittim yani o şekilde parçaladı. En son
Dedim ki artık bu işin olacağı yok. Gittim zincirden bir tasma yaptım şu şekilde. Evet, Orhan Bey bana bunu söylediğinde ben de Orhan Bey'e dedim ki şu an yavru olduğu için bunu parçalamıyor. Birazcık daha büyüdüğünde bu kadar da kondisyon antrenmanı olan bir köpek onu da parçalayacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Ama önemli olan siz dur dediğinde, yani aynen, dediğinizde duruyor olması. Aynen, onu mesela biz işte diyelim ki görüyorum tenis maçı arasında şeyini kemiriyor. Hayır diyorum, o anda duruyor, bakıyor bana. Ya o anda bırakıyor yani. Hayır der demez. Komut alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani sadece Prese Canario değil. Evet, Prese Canario çok güzel bir ırk. Çok güzel bir cins. Çok güzel bir yol arkadaşı, can yoldaşı. Yani genel olarak bir köpek beslemenin insana kattığı bir özgüven var. Evet, kesinlikle. Yani ben bunu Hector'la birlikte yaşadım. Yaklaşık 5 aydır. Bende de bir değişim başladı. Ben daha sosyal oldum. Daha bir özgüvenli oldum. Daha insanlarla kolay iletişim kurabilir hale geldim. Hector'dan sonra. Öyle de bir katkısı oldu bana, sağ olsun Hector. Peki bunun haricinde bir havlama durumundan bahsettik. Sigara dumanı vesaire diyordunuz. Evet. Onu anlatalım. Ya şöyle, önce şunu söyleyeyim. Hani şimdi ya içinde yaşadığımız toplum serbest piyasa ekonomisi. Yani insanlar bir şeyleri söylerken hani belli bir kaygılar çıkarlar içinde söyleyebilirler. Hani bu gayet doğal. Hani ahlaki olarak yanlış ama içinde yaşadığımız toplumdan dolayı doğal. Bunu anlıyorum. Şimdi Cem abi şimdi bu köpeği sonuç itibariyle yıllardır üretiyor. Türkiye'de hatta benim bildiğim ilk getiren kişi o, bu cinsi. Köpek için şunu diyordu videolarında. Kesinlikle evde havlamasın. Şimdi tamam, bu köpeğin havlama huyu az olabilir diyordu. Yine de bir havlar ya diye düşünüyordum. Hani o kadar da değil. Birazcık acaba o kaygıdan mı söylüyor, bu cümleyi kuruyor diye düşünüyordum. Satış kaygısıyla mı söylüyor, evet, diye düşünüyordunuz. Evet, eve getirdim. Geçen gün işte 3 ay olmuştu Hector. 5 aylık falan olmuştu. Alt komşumla apartmanın girişinde karşılaştık. Hapın da eski yöneticimiz. Ah Orhan Bey, köpeğiniz mi varmış? Dedim abla 3 aydır. Ondan sonra ya hiç sesi çıkmıyor dedim. Dedim sen dur abla. Ben sigara dumanından çok kızıyor Hector bu araba. Ben içerken bile bana böyle bakıyor ters ters. Kızıyor falan böyle. Hırlıyor bazen. Hector senden daha sporcu. Aynen. Sigara kullanmıyor. Aynen. Sırf hani biraz sesi çıksın diye sigara dumanına mahsustan böyle bir köşeye sıkıştırıp maruz bırakıyorum. Biraz havlıyor böyle, hırlıyor ama. Ben de komşularda hani burada bir köpek var, bilmeyen bilsin demek için. Öyle bir anımız var yani sigara dumanıyla ilgili, Hector'la ilgili. Ama evde kesinlikle hiç havlamıyor, uyuyor, sıfır. Bir de şöyle bir şey, bunu da dün de söylememiştik. Şimdi ben kendim şey olarak, hani annem çok titiz bir, çok temiz bir insan. Bizi öyle büyüttü. Ben de öyleyim evde. Yani benim evim hiç bekar evi gibi değildir. Geldiği zaman bir gün misafirim olursam. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi ben bazı yerler işte yatak odasına girmesini isterim. Zaten Cem abi de öyle diyordu. Yani köpeğe köpek gibi davran. İnsan gibi davranırsanız baş şımarır. Aynen öyle. Ondan sonra mesela yanınızda yatırmayın diyor. Neyse ben işte yatak odasına girmesini yasakladım geldiğim gibi. Söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Kendisi yatırıyordu yanında. Neyse kızdım ben. İlk getirdiğim gibi işte salona girmesini yasakladım. İşte banyoya girmesini yasakladım. Çünkü banyo sonuç itibariyle hani kirli, elimizi yıkadığımız, şey yaptığımız bir yer. Ondan sonra şimdi oralara ben kapıyı açık bıraksam dahi, diyelim ki ben banyoya giriyorum, salonun kapısı açık, yatak olur. Kesinlikle girmez. Yani diyelim ki ben... Sınırlanabiliyor. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Mesela yemeğini önüne koyuyorum, onu da öğrettim. Ben yedi demeyene kadar yemiyor. Açlıktan ölse dahi en sevdiği yiyecek mesela barf veriyorum. Barfı önüne koyuyorum, bekle diyorum, gidiyorum balkona. Sigara içiyorum, 10 dakika sonra geliyorum, halen yerinde oturuyor bu şekilde. Yemek de önünde hiç dokunmamış. Ben ye dediğim anda yiyor. Mesela top atıyorum. Normalde topa koşar değil mi köpek, çok sevdiği oyuncağı. Atıyorum topu, hemen koşuyor. Atıp bekle diyorum, bekliyor. Ben al diyene kadar o top orada sekiyor, bu da bakıyor böyle. Ben al deyince, yakala deyince hemen gidip yakalıyor. Çok zeki, ben çok memnunum. İyi ki almışım, öyle söyleyeyim. İyi ki Prese Canario almışım, iyi ki sizden almışım. Biz de iyi ki sizinle tanışmışız. Aynen. İyi ki Hector'un böyle sahipleri var. Aynen. Ben gerçekten sizin gibi hani bilinçli insanlar gördükçe
çok mutlu oluyorum. Bunun haricinde de siz de bizi sosyal medyada aktif olarak takip ediyorsunuz. Belki evet. duymuşsunuzdur. Şu an bizim hakkımızda çok fazla karalama kampanyası dönüyor. Biz annemle ben bunlara özel olarak cevap vermiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ki şunu da söyleyebilirim. Bizim tek işimiz de köpek çiftliği değil. Videolarda söylüyorum. Ben mimarım. Şu an çok büyük bir şirkette çalışıyorum. Bizim veteriner kliniğimiz var. Aynı zamanda kedi köpek maması üretiyoruz. Pet shop'umuz var. Biz bazı şeyleri dile getirmiyoruz diye insanlar çok fazla üzerimize geliyorlar. Kale almıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Babam başımızda olsun olmasın. Babamın videolarını izleyerek de insanlar bu kadar bilinçli bir şekilde gayet bizim ürettiğimiz yavruları alıp bu noktalara gelebiliyorlar. Gerek vücut yapısı, gerek ahlak yapısı, gerek bilinci, zekası. Hani söyleyecek söz yok. Size çok teşekkür ediyorum. Yani biz işimizle konuşulmayı seviyoruz. Olarak, hani Cem abi de en kısa sürede aramızda olur umarım. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Kısmetse bir sonraki videomuzu Cem abiyle hep beraber çekeriz. Umarım. Ben çocukluğumdan beri hayvanlarım. Yani her tüm hayvanla işte olan bir insanım. Hani bazı insanların doğada görüp ağaçtan dalları bile ben rahatlıkla boynumu alıp sevebilecek kapasiteler olan bir insanım. Çünkü hiçbir hayvanla korkmuyorum. Mesela Cem abinin videolarda anlattığı işte hani presekanaryoların şu kadar içtiği, şu kadar hisli hayvan demeleri ben Cem abinin videolarından öğrendim hani. Cem abi olmamış olsaydı belki hani Orhan köpek sahiplenmek istememiş olsaydı hani presekanaryolar nasıl bir köpek dedikleri zaman bir telkinde veya bir söylemde bulunamazdım. Şu an mesela hani çevremde yine başka canlılar sahiplenmek isteyen arkadaşlarım oluyor. Ben yine şey diyorum hani eğer imkanınız varsa sahiplenebiliyorsanız presekanaryo sahiplenin. Tavsiye istiyorlar. Cem abi hiç tanımadan, hiç görmeden böyle bir diyalogumuz olmadan hani sadece videolardan izlediğimiz kadarıyla gönül rahatlığıyla diyebiliyorum ki hani gidip Guardia Turca Sivirna'dan Cem abinin beslediği köpeklerden, ürettiği köpeklerden sahiplenebileceklerini bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Hani burada herhangi bir çıkar veya şey gözetmeden söylüyorum. Gidip sahiplenebileceklerini tavsiye ediyorum. Hani isteyen arkadaşlar da ellerini vicdanlarına koyup rahatlıkla girip sahiplenebilirim. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Videonun başında söylemiştim. Aslında bizim çiftlikte ekibimizle birlikte bir video çekmiştiniz. Ama ben o videoyu izledikten sonra dedim ki hayır hani ben bu insanlarla kendim de bir video çekmek istiyorum. Bugün pazar günü tatildesiniz. Tekrar telefon açtım. Dedim hani müsaitseniz ben de sizinle tekrar video çekmek Tabii istiyorum. Ki. Yola çıkacaktınız. Yola çıkma sürecinizi ertelediniz. Trafiğe kaldınız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok sağ olun. Bu şekilde Guardia Turca'dan sevgiler herkese. Videolarımız devam edecek. Şu an çiftlikten başka bir yerdeyiz. Yine daha sürpriz videolarımız da olacak. Bir Kıbrıs turu düşünüyoruz. Artık yavaş yavaş yavrularımızı ziyaret edeceğiz. Bugüne kadar neler yaptık? Yavrularımız ne durumda? Biz yavrularımızın nasıl arkasındayız? Tek tek göstereceğiz. Yani teşekkürler vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.